Merhabalar. Bu sunumda sizlere 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Bandırma vapuru ile ilgili bilgileri sunmaya çalışacağım. Birinci Dünya Savaşı kaybedilmiş, Montrose Mütarekesi imzalanmış, Osmanlı Devleti parçalanmış, Urfa, Maraş, Antep'e Fransız, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıkmış, İstanbul'da ise kraliyet donanması demirlemişti. Bunlara bir tepki olarak Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Redli İlhak Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuş ve işgali sonlandırmanın çareleri düşünülmeye başlanmıştı. 7 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım orduları lağvedilmiş ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelmiş. İşgal kuvvetleri donanması da bir rastlantı sonucu Haydarpaşa açıklarından İstanbul'a girmekteyken bu görevi Mustafa Kemal Paşa'yı son derece üzmüş ve etkilemiştir. Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler ünlü sözcüğünü Kartal romarköründe bulunduğu o zaman kullanmıştır. Atatürk'ün bu sözünü söylemiş olduğu Kartal romarköru geçtiğimiz yıllarda bir anlamda kurtarılmış ve restore edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiştir. Mustafa Kemal, İstanbul'da yakın arkadaşları olan Ali Fuat Cebesoy, İsmet İnönü, Rauf Orbay ve diğer arkadaşları ile Şişli'deki evlerinde yurdun kurtuluşu için toplantılar yapmakta ve çareler aramaktaydı. Bu evde halen müze olarak ziyarete açıktır. Atatürk tarafından dile getirilen milli mücadele hikayesinin ilk cümlesi 1919 senesi Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım ile başlar. Yani şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 19 Mayıs 1919 milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getirmek suretiyle milli mücadelenin başlatılmasında kritik bir görevi icra etmiş olan Bandırma gemisi ise tarihimizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde tüm Osmanlı topraklarında olduğu gibi Samsun'da da işgalciler ile Türk halkı arasında silahlı çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetine bölgedeki karışıklıklar giderilmediği takdirde Montrose Anlaşması gereğince bölgenin işgal edileceğini beyan eden bir nota vermiştir. Dönemin Harbiye Nazırı Ahmet Paşa ile Sadrazam Damat Ferit Paşa bölgedeki karışıklıkların giderilmesi görevi için Mustafa Kemal'i uygun görmüş, İngilizler ise İttihatçı olmadığı, Almanları sevmediği ve tehcirle ilgisi olmadığından Atatürk'e İstanbul'dan çıkış vizesi vermişlerdir. Görevi kabul eden Mustafa Kemal, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kazım İnanç Paşa ile görüşerek yetkilerinin kapsamının genişletilmesini sağlar. Mustafa Kemal, yetkilendirme emrinde bulunan bazı maddeleri bizzat kendi yazmıştır. Slide'da da gördüğünüz gibi oldukça geniş bir görevlendirme yazısıdır. Kısaca bölgede düzenin kurulması, yerleştirilmesi ve olayların sebebinin araştırılması, halkın elindeki silah ve cephanenin toplanarak Osmanlı depolarına konulması, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde başlayan işgallere karşı halkın oluşturduğu milis güçlerini dağıtmak veya lağvetmek bulunmaktadır. Ayrıca emirde 3. ve 15. kolordular doğrudan Mustafa Kemal'in emrine verildiği Trabzon, Sivas ve Van vilayetleriyle Erzincan, Samsun'u bağımsız livaları, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu illerinin kolordu komutanlarına da doğrudan emir verebileceği yer almaktadır. Bu emir ile 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal, Ankara doğusundaki tüm Anadolu coğrafyasına emir verebilecek rütbeye erişmiştir. Görevlendirmede yetkiler sadece askeri değil, mülki olarak da verilmiştir. Diğer bir deyişle Mustafa Kemal padişahtan sonra Anadolu coğrafyasında en yetkili ikinci kişi durumuna yükselmiştir. Mustafa Kemal'den istenen bu görevlerin çoğu Montrose maddeleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Ancak Atatürk tabii ki hiçbir zaman bu hükümleri uygulamamıştır. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını Samsun'a götürmek için de eldeki olanaklara uyularak Bandırma vapuru ayrılmış ve geminin süvarilerine de İsmail Hakkı kaptan atanmıştı. Atatürk 15 Mayıs 1919 tarihinde kendisi için hazırlanan
ve onu Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi almış ve ertesi günü öğle üzere hareket edeceklerini bildirmiştir. Galata rıhtımları, Fransız sirkeci rıhtımları da İngilizlerin işgali altındaydı. 16 Mayıs günü Atatürk önce Beşiktaş'a hakaretlerde oturan annesi Zübeyde Hanımefendi ve kız kardeşi Makbule Hanımefendi'ye veda etmek için Beşiktaş'taki evlerine gitmiştir. Bu ev halen müze olarak kullanılmaktadır. Onlarla bir süre görüştükten sonra karargahı ile birlikte Beşiktaş'ta bulunan asker yollama müdürlüğü veya sevkiyat müdürlüğü diyebiliriz, onun binasına girer. Bina şu andaki Deniz Müzesi'nin olduğu mahalledir. Atatürk, Beşiktaş Vapur İskelesi'nden sevkiyat müdürü Kurmay Albay Sadullah Bey tarafından hazırlanmış olan bir istimpota binmiş, Kız Kulesi açıklarında bekleyen Bandırma Vapuru'na geçerek süvari İsmail Hakkı Kaptan'a hareket emri vermiştir. Bandırma Vapuru kalkış öncesi İngilizler tarafından sıkı bir denetimden geçirilmiştir. Gemide özellikle Anadolu'ya silah ve cephane kaçırılıp kaçırmadığı kontrol edilmiştir. Vapurun aranmasını takip eden düşman zırhları arasından geçerek İstanbul'u terk ederken Mustafa Kemal güvertede arkadaşlarına "Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna. Ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz" demiştir. Mustafa Kemal ve Bandırma'daki ekibiyle ilgili olarak da uzun yıllar çeşitli söylentiler çıkmış, farklı isimler ve sayılar telaffuz edilmiştir. Genelkurmay Atese Başkanlığı kayıtlarına göre gemide Atatürk ve kurmay ekibi olarak 22 kişi, er ve arkadaş olarak ise 24 kişi, müşavir ve katipler de 9 kişi olmak üzere toplam 55 kişi bulunmaktadır. Vapur hareket etmeden önce Rauf Orbay'ın Mustafa Kemal'e yola çıkmamasını, işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip edildiğini ve vapurun batırılacağını haber aldığını belirtti. Fakat Atatürk'ün yolculuğun planlandığı gibi süreceğini söylediği şeklinde çok yazılmış bir bilgi de bulunmaktadır. Ben bu söyleme biraz tereddütlü yaklaşıyorum. İngilizlerin böyle bir planlamaları olduğuna dair bir belge bugüne kadar ortaya çıkmamıştır. Zaten mantıki bir sebebi de bulunmamaktadır. Diğer bir konuda Atatürk'ün Bandırma Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'ya sahile yakın bir rota tuturuz. Şayet kesin tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturturuz şeklindeki direktifi ve rotaları Atatürk'ün çizdiği iddialarıdır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir durum değildir. 29 yıllık deniz tecrübesi olan bir kaptanın yanına kendisinden 10 yaş küçük ve hayatında denize çıkmamış ve gemi kullanmamış bir karacı gelecek ve ona rota tavsiye edecek ve o kaptan da bu karacıya uyacak. Şahsen ben pek ihtimal vermiyorum. Sonuçta gelen Atatürk değil, o dönemde adı Mustafa Kemal olan bir karacı subay. Bunu unutmayalım. Sert havada, dalgalı bir denizde yol alan gemi, 17 Mayıs günü gece saat 23.00 civarında İnebolu Limanı'na girmiş, 18 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri 12'de Sinop Limanı'na varmıştır. Üsteğmen Hikmet Bey sandal ile kıyıya çıkmış ve yolda olduklarını Samsun Tümen Komutanlığı'na telgraf ile bildirmiştir. Bandırma Vapuru bu telgraftan bir gün sonra da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştır. Samsun 19 Mayıs'ta tütün iskelesinden çıkan Mustafa Kemal görevinin gereklerini yerine getirmeye koyulmuş ve bazı incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman halka saldırdığı, yerel yöneticilerin ise dış devletlerin de duruma karışmasıyla bu olaylara gerektiği şekilde müdahale edemediği kanısına varmıştır. Mustafa Kemal Samsun'da bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmış, tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal harekatın yönetilemeyeceğine kanaat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza'ya hareket etmiştir. Bir hafta Samsun'da, 17 günde Havza'da kalan Mustafa Kemal 12 Haziran'da Amasya'ya hareket etmiş ve burada ilan edilen genelgeyle açıktan açığa Kurtuluş Savaşı'nın başladığını duyurmuştur.
Bundan sonraki gelişmeler herkesin malumudur. Ben dolayısıyla bundan sonra Bandırma Vapuru, Kaptanı ve mürettebatı ile ilgili hususlara değinmek istiyorum. İddialardan birisi gemide sadece bir adet bozuk pusulanın olduğu, Kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun acemi olduğu ve Karadeniz'e ilk defa çıktığıdır. Gerçi cevap vermek bile vakit kaybı olsa da konuyu biraz açıklamak isterim. Önce Kaptan İsmail Hakkı Durusu'yu tanıyalım ve hakikaten acemi mi görelim. Evet, burada İsmail Hakkı Durusu'nun biyografisini görmektesiniz. Demek ki İsmail Hakkı Heybeliada'da okumuş. Buradaki kaptan okulunda Bandırma'ya atanana kadar 28 yıl fiilen gemilerde çalışmış oldukça tecrübeli bir kaptandır. Kendisiyle 1930 yılında yapılan röportajda da 1919 öncesinde 5 yıl Karadeniz'de çalıştığını, gemide bulunan iki pusulanın da sağlam olduğunu ifade etmiştir. Atatürk İsmail Hakkı kaptanı unutmamış, 1 Temmuz 1920'de Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kez İstanbul'a ayak bastığında İsmail Hakkı Bey'i Dolmabahçe Sarayı'na çağırmıştır. Bandırma Vapuru'nun ikinci kaptanı Tahsin Dalaş ise 1941 yılında yapılan bir röportajda şu bilgileri vermiştir. Kendisine "Atatürk'le sonradan buluştunuz mu?" sorusuna cevaben "Milli zaferi müteakip Bursa'ya, oradan da Budanya'ya şeref verdikleri zaman Bandırma Vapuru oradaymış. Bizleri lütfen sormuşlar fakat geminin kadrosu baştan başa değiştiği için de huzurlarına çıkamadık." Bu seyahate ait başka bir hatıramız var mı sorusuna ise "Samsun'a geldiğimiz vakit Atatürk elini kaptanın omzuna koyarak okşayan bir sesle "Burada otomobilin büyük kıymeti vardır. Kendi nezaretinizde indiriniz, bir kazaya uğramasın" buyurdular. Anlaşılıyordu ki çok geniş bir seyahate çıkan bu büyük adam binek otomobilinden çok şeyler bekliyordu. Bu sayede Bandırma Vapuru ile Atatürk'e ait bir makam arabasının da götürüldüğünü öğreniyoruz. Bazı anılarda ise araba sayısı 4'e, at ve katır sayısı ise 50'lere kadar çıkmaktadır. Bandırma gemisi ile ilgili olarak da çok çeşitli söylentiler çıkmış ve farklı gemiler tasvir edilerek Atatürk'ün bu gemilerle Samsun'a gittiği iddia edilmiştir. Bu nedenle biraz da Bandırma Vapuru'nu tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki o dönemde 4 ayrı gemi Bandırma olarak isimlendirilmiştir. Araştırmacı Murat Bardakçı da bu konuyu bir köşe yazısında dile getirmiştir. İlk gemi 1878'de inşa edilen Trocadero ismi 1910 yılında Bandırma yapılmış ve 1925 yılında sökülmüştür. İkinci gemi ise 1879'da inşa edilen Fire Queen 1907'de Bandırma olmuş, 28 Mayıs 1915'te Silivri'nin 10 mil açıklarında bir İngiliz denizaltısına attığı torpido yüzünden batmış, 250 kişi hayatını kaybetmiştir. Üçüncü gemi 1886'da inşa edilen Medway. İsmi 1926'da Bandırma, 1933'te de Ülgen yapılmış ve 1960'da sökülmüştür. Dördüncü gemi ise 1893'te inşa edilen Kittiwake. 1930'da güzel Bandırma olmuş ve 1938'de sökülmüştür. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götüren gemi Trocadero'dur. Ve sonraki senelerde Bandırma Vapuru'nun zannedilenden büyük ve donanımlı olduğu iddiasını desteklemek maksadıyla fotoğrafları kullanılan gemi ise Glasgow'da 20 Mayıs 1886'da Scotstoun tersanesine denize indirilen 870 gross tonluk Medway'dir. 1926'da ismi Bandırma, 1933'te de Ülgen olmuştur. Asıl Bandırma ile ili sonradan verilen ismi dışında bir alakası mevcut değildir. İngiliz tersanelerinde üretilen Bandırma gemisinin ilk sicil kaydı ise şu şekildedir. 1878'de İskoçya'da Phoenix tersanesinde inşa edilen demir gövdeli, buharlı, pervaneli genel yük ve yolcu gemisi Trocadero adıyla Temmuz 1878'de denize indirilmiştir. Özellikleri 328 gross ton, 192 net ton, tam boy 150 feet,
genişlik 22 fit, draftı ise 11.4 fittir ve üzerinde 60 beygirlik bir buhar makinesi yer almaktadır. Geminin yine kısa kronolojisinde yine slide'da görmektesiniz. Londra ve Pire liman kayıtları sonrası 1894'te İstanbul'daki idare-i mahsusların mülkiyetine geçen geminin adı önce Panderma yapılmış. İdare-i mahsusa 1910'da Osmanlı Seyri Sefai'nin idaresi olunca geminin ismi de Bandırma olarak değiştirilmiştir. Ağustos 1915'te Marmara'da konvoy halinde seyrederken İngiliz E-11 denizaltı tarafından atılan torpidonun isabet etmemesi sayesinde batmaktan kurtulacaktır. 1925'te Seyri Sefai İdaresi'nin kararıyla Haliç, Balat, Köprübaşı, Bereket Sokağı sahilindeki gemi sökümcüsü İlhami Selçuk Seköre satılır ve maalesef bu da geminin sonu olur. Devlet, Bandırma adında bir vapurun mevcudiyetini ve bir hatıra olarak muhafaza edilmesi yahut müze haline getirilmesi gerektiğini ancak 1933'te hatırlar ve acı gerçeği yani jilet olduğunu öğrenir. Ankara Halk Evi 1933'te kalıcı bir inkılap müzesi kurmaya karar verir. Halk Evi reisi Nafi Atıf Bey, Bandırma Vapuru ile ilgili olarak 20 Haziran 1933'te Seyri Sefai yani Deniz Yolları İdaresi'nden bilgi talep eder. Gazi Hazretleri'ni ilk defa Samsun'a hangi vapur götürmüştür? Süvari ve çarkçısı ve içinde çalışanlar kimlerdir? Vapurun adı nedir? Kaç günde Samsun'a gitmişlerdir? Ve bu vapur halen durmakta mıdır? Plan ve resimleri veya küçük bir modeli var mıdır? Meskûr vapurun ölçüleri nedir? Diğer vapurlardan başka farikayı mümeziyedesi yani ayrı bir özelliği mevcut mudur? Deniz Yolları İşletmesi Müdürü Saadettin Bey, Nafi Atuf Bey'e 8 Ağustos 1933'te cevap verir. Halk Evi Riyasetine Reisi Cumhur Hazretleri'ni ilk defa Samsun'a götüren gemi Bandırma vapurudur. Vapur tesadüf ettiği muhalefet havadan dolayı Sinop Limanı'na iltica ettiğinden İstanbul'dan hareketinin 4. günü Samsun'a muvasalat etmiştir. Bandırma vapuru 1878 tarihinde İngiltere'de inşa edilmiş ve eski ismi Tocadero olan 279 cesamet ve 192 rüsum tonajında bir gemidir. Burada ilginç olan daha sonra Bandırma'nın elimizde planı ve tek bir fotoğrafı bile yoktur. Deniz Yolları Yönetim Kurulu'nun 5 Kasım 1925 tarihli kararı ile Bandırma vapurunun satılmasına karar verilmiş ve gemi parçalattırılmıştır. Bu şekilde bir cevap. Aslında bu cevap tarihimize ne kadar ilgisiz olduğumuzu, yeni bir devleti kuruluşu ile ilgili en önemli sembollerden birinin hatırasına bile saygı göstermeyerek hiç acımadan yok ettiğimizi ve Bandırma'nın tek bir fotoğrafını dahi muhafaza edilmediğini gösteren bir utanç belgesidir. Bu belgede tek olumlu nokta Bandırma vapurunu İstanbul'dan Samsun'a götüren 25 kahraman denizcinin kimliklerini bulunmasıdır. Kaptan İsmail Hakkı Bey ve 2. Kaptan haricindekiler sonraki senelerde ne yaptılar? İstiklal Harbi'ne katılıp şehit yahut gazi mi oldular? Nerelerde yaşadılar? Ne zaman vefat ettiler? Bunları bilemiyoruz maalesef. Devletin bu büyük ayıbı en azından 80 yıl sonra hatırlanacak ve Bandırma vapuru 1999 yılında aslında uygun biçimde inşa edilerek 2003 yılında müze gemi olarak hizmete açılacaktır. Şimdi sizlere bu müze gemiden ve açık hava müzesinden biraz bahsetmek istiyorum. Bandırma gemi müze iki alanı olarak teşkil edilmiştir. Gemi müze alanı ve açık hava müze alanı. Gemi orijinal Bandırma gemisinin birebir ölçülerindedir. Gemiye girildiğinde güvert üzerinde bulunan yeşil renkli yönlendirme oklarını takip ederek tüm bölümler rahatça gezilebilmektedir. Kıç tarafta ana güvert üzerinde tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamera mevcuttur. İçeride Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bir toplantısı canlandırılmıştır. Dönemin ruhunu yansıtması açısından 1900'lü yılların başına ait ceviz ağacından orijinal masa ve sandalyeler kullanılmıştır. Masanın üzerinde ceylan derisine işlenmiş 1910 yılına ait yaklaşık 110 yıllık bir Karadeniz haritası sergilenmektedir.
Mustafa Kemal Paşa bu yolculuğunu bu kamerada geçirmiştir. Geminin köprü üstünde Kaptan İsmail Hakkı Dursu Bey, 2. Kaptan Üsküdarlı Tahsin Bey ve Şişer Katibi İsmail Bey'in cansız mankenleri bulunmaktadır. Köprü üstünde döneme ait pusula, makine telegrafı, kronometre, mail müşürü gibi seyir yardımcıları yer almaktadır. Gemide ayrıca bir de kamera canlandırılması yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün savunma hayatındaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş kamerada ceviz ağacından üretilmiş 1900 yıllara ait bir sandalye, karyola ve komodinler bulunmaktadır. Yine kameranın içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı model ile aynı olan 1930'lu yıllara ait orijinal ahşap radyo sergilenmektedir. Orijinalde ambar olan alt güvertede ise büyük bir sunum ve sergi salonu düzenlemesi yapılmıştır. Sergi salonunda gerçekleştirilen sunum, Atatürk, Samsun ve Milli Mücadele üçgeninde gerçekleştirilmektedir. Milli Mücadele'ye dair önemli görsel evrakların yer aldığı bölümde ise Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilmesi, İngiliz vizesi, İstanbul'daki faaliyetleri ve Bandırma yolculuğu hakkındaki bilgiler yer almakta, Atatürk'ün Samsun'a vardığını bildiren telgrafı, önemli vesikalar ve bazı eşyaları sergilenmektedir. 35 bin metrekare alanda kurulmuş olan Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi bünyesinde Çanakkale Muharebeleri ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden seramik rölyefler, şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan ve heykeltıraş Rakıp Çeken tarafından yapılmış 9 adet bronz rölyef, ve Profesör Doktor Tankut Ökten tarafından yapılmış 7 figürlü Milli Kurtuluş Anıtı da alan içerisinde yer almaktadır. Bandırma ismi günümüzde bir savaş gemimizde de yaşatılmaktadır. Fotoğrafta TCG Bandırma korvetimizi görmektesiniz. Günümüzde 19 Mayıs bayramımızı bizlerin gençliğimizin coşku ve heyecanı ile kutlayamıyoruz maalesef. Lise yıllarımızda aylarca bugün için hazırlanır ve 19 Mayıs günü İnönü Stadı'ndaki kutlamalara iştirak ederdik. İnanıyorum ki bundan sonra bu bayramımız geçmişteki gibi ihtişamlı gösterileriyle kutlanacaktır. Sunumla ilgili sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.